Var mı gelişme? Takip ediyorsundur. Senin kadar hakim değilim tabii. Bekliyoruz. Bugün belli olur. İyi belli olsun da sen öyle muallakta kalan şeyleri sevmezsin. Çok acayip. Seni burada ilk gördüğümde sevinmiştim. Deli eğleniriz demiştim. Ben de. Açıkçası dağıtırız buraları diye düşünmüştüm. Ama şimdi? Böyle oldu. Ne yazık ki. Sen bin, ben bir şey yok. Nerede bu ya? Ne yapacağız şimdi? Dava açıyorlarmış. Ay vallahi de billahi de yandık kızım ya. Yakında bizi de kapının önüne koyarlar. Gözüme uyku girmedi zaten. Sus sus. Çağırma öyle şeyler ya. Hiç bilmiyorum. Ne yapacağız? Ömer Bey, şunu imzalarsanız. Programı boşaltalım. Tüm gün toplantı var. Tamam. Ömer Bey, şey, benim babam sıradan bir memur. Öyle sinik sönük kendi halinde bir adam. Annem de bildiğiniz ev hanımı. Yani ben hayatımda öyle çok büyük kahramanlar görmeden büyüdüm. Küçük insanlar arasında. Ve benim hayatımda gördüğüm, tanıdığım tek kahraman sizsiniz. Gerçek hayatta kahramanlar olabileceğine sizinle inandım ben. O yüzden hayranım size. Sağ ol Derya. Diyeceğim o ki, lütfen, ya lütfen şu işi çözün. Çünkü ben bu hayatta gerçek kahramanlar olduğuna inanmaya devam etmek istiyorum. Dünyanın böyle bir yer olduğuna inanmaya devam etmek istiyorum. Size inanmaya devam etmek istiyorum. Bu masala inanmaya devam etmek istiyorum. O yüzden lütfen Ömer Bey bu işi çözün. Anladım. Tamam. Elimizden geleni yapıyoruz, merak etme. Nasılsın? Yani ne oldu merak ettim. İşte bütün bilgisayarlarım, tabletim, telefonum hepsi incelenecek. Şirketin bütün yazışmaları bir şekilde kimliği ilk önce çizdiğini bulmaya çalışıyoruz yani. Peki kahve içtin mi? Hatırlamıyorum. O zaman ben sana bir kahve söyleyeyim. Ben de odamdayım eğer bir şeye ihtiyacın varsa. Var. Burada kalsın. Nasıl? Yani şimdi gelecekler. Bütün gün toplantı yapacağız. Burada olursan hiç fena olmaz benim için. Bir işlerim. Tamam, burada yaparsın. Benim masamda. Söyle Derya. Geldiler. Tamam, gelsinler. Merhaba, şöyle geçelim hemen. Hoş geldiniz. Gelsin. Başlıyor muyuz? Ben gerekli yazışmaları yaptım. Buyurun. Karşı tarafta bizi aynı yerden vurmayı planlıyor. Yani onlar da önce çizdiklerini ispatlamanın peşinde. Ama henüz net bir veri yok. Ama biz bütün cihazları inceleyeceğiz değil mi? Yani telefondur, tablettir, yani bilgisayardır. Hepsini. Evet, hepsi inceleniyor. Ben Emsan davaları araştırdım. Şimdi şöyle. Thank you.
Yani anladığım şu anda kimse daha avantajlı görünmüyor, öyle mi? Kimin avantajlı olduğu tamamen bugün elimize geçecek verilere bağlı. Anladım. Bekliyoruz yani. Nereye? Bir aşağı inmem lazım. Tamam, in gel. Herhalde bugün akşam üstüne kadar yani kimin daha önce çizdiği kesin olarak belli olacak, değil mi? Aynen öyle. Umudumuz Ömer Bey'in daha önce çizdiğini kanıtlamış olmak tabii. Tabii ki Ömer daha önce çizdi. Bundan eminiz zaten. Gideyim, sen de zaten haber bekliyorsun. Gitmek mi istiyorsun? Yani işlerim var. Hepsini buradan halledemiyorum. Katıma inmem lazım. İyi, tamam. Git. Ama yani yardımcı olabileceğim bir şey varsa... Yani ben burada olmanı istiyorum, yanımda. İstersen böyle bardak gibi masanın üstüne koy. Aa, pardon, ya da böyle mendil gibi tak yakana, orada kalayım. Ne alakası var ya? Ben sanki senin yanında kendim olamıyorum. Yani... Uzun süredir bunu düşünüyorum. Sanki senin yanında saçma sapan bir kız oluyorum. Kendimi kaybediyorum, asimile oluyorum. Yani insan aşık olunca kendi olamıyor mu? Hep böyle gerizekalı gibi mi davranıyor? Aptal aptal hareketler mi yapıyor? Saçmalıyor mu falan? Ben aşık olduğumda ki öyleyim. Daha iyi bir insan oluyorum. Yani kendimin bir üst sürümü diyelim. Senin yanındayken daha iyi çalışıyor kafam mesela. Daha sakin oluyorum. Daha üretken. Ehlileşiyorum. Bütün kötü alışkanlıklarımdan vazgeçiyorum. Her şey daha güzel görünüyor gözüme. Ama hala yemek yemiyorsun. Yerim yani. Yanımda olayım. Yanındayım. Öyle değil. Daha da yanımda. Ben de kal mesela. Sen de. Ya, olmaz mı? Benim Seda Hanım'a rapor götürmem gerekiyordu ya, raporları vermem gerekiyordu. İş sonuçta çok önemli bir şey. Ben daha fazla geciktirmeyeyim, yine uğrarım. Ama buraya uğrarım. Eve değil yani. Buraya uğrarım. Gittim ben. Anlamam, zaman aldı. Ağlamam, zaman aldı. Korktun ne varsa bırak arkanda.
Evet. Öncelikle Vani bize açacağı davada haklılığını ispat etmek adına tarihleri ispatlarıyla gönderdi. Baş tasarımcısı ayakkabıyı ne zaman çizmiş, şirkete ne zaman göndermiş, hepsi mevcut. Biz de aynı çalışmayı burası için yaptık. Ay, heyecanın elim ayağım titriyor. Vallahi bayılacağım ya. Ne konuşuyorlar içeride? Biri bize de bir şey söylese. Şu Zübeyir bir dışarı çıksa ya. Ömer Bey önce çizmiş olsa bari. Ay inşallah öyledir. Ya değilse? Kapanır burası. Vallahi biteriz. Ay sus sus. Şu anda içeride ne oluyor acaba ya? Yani? Yani en azından Ömer Bey dijital olarak ne zaman çizmiş, şirkete ne zaman göndermiş onlara baktık. Daha da önemlisi Vani'den önce mi? Sonuç. Peki siz bilgilerinizin doğruluğundan emin misiniz? Eminiz. Maalesef Vani daha önce çizmiş. Ömer Bey o çizimi daha önce görebilme şansı olmuş mu bilemiyoruz. Ama daha sonra çizmiş olduğu göründüğü için intihal var. Yani Ömer çalmış gibi görünüyor, öyle mi? Aynen öyle. Anladım. Çalışmalarınız için teşekkürler. İletişimde kalalım. Hayat koparır bazen seni. Oyunlar oynar dener sanki. Ve sen tüm gücünle karşı konsan da alt üst ediverir günlerini. Zaman dinlemez dertlerini. Nedir? Ömer. Elimi tutan yok artık. Tepe taklak oldu hayallerim. Sorular bitmedi bende. Yapayalnız kaldım bu şehirde. Bazen tek bir an bütün bir ömrü unutturur insana. Bazen de ömür yetmez. O bir tek muhteşem anı unutmaya. Ne kadar evrilsek, ne kadar yeniden başlasak da bazen tek bir noktadan asla uzaklaşamayız. Oymuş demek beni hayatta tutan. Omurganın temeli, dibi görmek, kararmak, endişeye düşmek ve kendini kaybolmuş hissetmek. Sanki ne yaptığını, nereye gideceğini bilmiyor gibi. Sanki tamamen bitmiş gibi. Yenilmek. İşte hayatta bunu sakin karşılayabilmek. Yenilmek.
yeniden yükselebilmek, ayakta kalabilmek ya bütün mesele. Kaçmamak. Buradayım diyebilmek. Buradayım, ben olmayı bırakmıyorum. Ömer. Ömer. Haldun Bey, etkilenmek. Peki. Kadehleri alır mısın? Teşekkürler. Müsaadenizle. Adı ne bunun? İkinci şans diyelim buna. Ah be Ömerciğim. Bir yıldır şöyle bir şey geçmedi elimize. İnsanı nasıl etkileyeceğini çok iyi biliyorsun. Bakar mısın? Masayı satın alabilir miyim? Cam kabuğuna sabah sabah ha. Alo. Ya Sinan neredesin? Bana gel çabuk. Ne yaptın, çılgınca bir şey yapmadın değil mi? Saçmalama Sinan, hadi çabuk gel çabuk. Ne kadar çabuk, hani bir kahvaltı yapmaya vaktin var mı? Sinan. İyi ben, tamam geldim. Haldun Bey'e çizdim ben o ayakkabıyı. Masanın üzerine çizmiştim, konuşmuştuk hatırla. Oğlum böyle bir şey nasıl unutulur? Zaten sözleşmesini askıya almayan bir tek Haldun Bey kaldı. Ya bırak sözleşmeyi falan. Dijitale aktarmadan en az 10 gün önce çizdim diyorum. Kanıt, kanıt. Ya adam masayı restorandan satın aldı. Kanıt. Ömer sen ne diyorsun? O zaman yani... Evet. İspatlarınızı sen önce çizmiş oluyorsun. Evet, hadi yürü yürü. As! Hadi. Haldun Bey! İşte bu masayı da anı olarak bize gönderdi. İspatı, görgü tanığı, faturası her şey tamam. Bu arada Vanni ile konuştum. Ne diyorlar? Efendim öncelikle galeyana gelmiş olduk Ray için çok özür diliyorlar. Ayrıca bu çakışmadan dolayı kendi modellerini koleksiyondan çıkarıyorlar. Oh! Ömer Bey!
biliyordum. Siz dünyanın en iyi tasarımcısısınız. Burası dünyanın en iyi şirketi. Ya ben o kadar çok mutluyum ki size anlatamam. Sizi çok seviyorum. İyi ki benim patronum sizsiniz. Deryacığım, Deryacığım evet tamam. Bu kadar nümayiş yeter değil mi? Tamam. O zaman ben bütün ekip adına sarılmış olayım. Çünkü gerçekten herkes böyle hissediyor. Ama haliyle biraz çekiniyorlar. Haliyle. Ama o kadar mutluyuz ki yani sizi böyle pamuklara sarıp saygılamak istiyoruz. Tamam canım benim, hiç gerek yok. Gerçekten böyle şeylere hiç gerek yok. Hadi bakalım işimizin başına artık, hadi. O zaman tekrar tebrik ederim. Sinan Bey, hı? Size de sarılayım mı? Aman. Çok teşekkürler. Hadi bakalım, hadi bakalım. Harikayız. Dünya şahanesiyiz. Evet, öyleyiz gerçekten. Haydi bakalım. Oğlum yapma öyle günah.